O yalan. Evet, hadi oturun. Haydi oturun. Oğlum o mesela sen veya sen geldiysen, mesela sen veya o geldiysen, biz böyle nasıl? Neyim çok... Ne o, mektup mu gönderiyorsunuz birbirinize? He? Birbirinize mektupla haberleşiyorlar. Telefonlar aldığımız için. Telefonları niye toplamadınız ya? Şarj aleti var mı? Ya şarj aleti soruyor, terbiyesiz pislik. Hocam biz ondan sonra... Var işte dalga anlatıyor mu? Ha bunlar 12. sınıf. Evet. Bunu 10. sınıfta Drak Hoca gösterdi acaba. Yani. Hayır, biz olan kişi olmuşuz. Oğlum ben de Drak Hoca gösterdi. Hocam bu moleküller arası etkileşimden kaynak almıyor. Haydi. Şey demiştik ya. Neyse hocam. Hocam kırılmada demiştik ya, hani bir molekül böyle gelirken dönünce ömründe tutup çekiyor tarzı bir şey oluyor. Yani o tabii su dalgası için böyle diyebiliriz. Ha yani herhangi bir mekanik dalga için öyle şey değil mi? Yani ses dalgasında bunu nasıl diyeceksin ki, havadaki ses dalgasında? Güzel bir soru. Ya hepsi dalga yani sonuçta. He dalga dalgadır ya, böyle oluyor işte. Dalga. Bunlar niye dönüyor yani? Etkileşim materyalarsa etkileşim. Kabul et. El ses de dönmüyor. Evet. İlk durumda şuna ne fark yok. Yani o aşağı şeyden aralığı sonsuzmuş gibi. Evet. Aynı şey orada kırılım var. Hayır hayır. Şimdi burada direkt olarak onu soruyor. Şuradaki bükülmeyi sormuş oluyor. Burada bükülme olur mu olmaz mı? Burada dalganın görünümü şöyle çembere benzemediği için hani kırılım çok az miktarda oluyor ya da olmuyor diye kabul edilir. Niye kabul Söyledim ya işte bak burası küçük olunca noktasal kaynak gibi çalışıyor. Evet bebeğim oluyor, orada da oluyor diyorum, burada da oluyor, burada da oluyor. Ama o W ile ne alakalı? W ile lambda arasındaki ilişki ne alakalı? Evet evet işte şuna benzemesiyle ilgili, buna benzemiş duruma diyor ki adam işte ben kırılımı güçlü şekilde görüyorum. Aslında burada bence doğru ifade şu. Şurada kırınım olmaz, burada kırınım olur değil de burada kırınım az olur, burada kırınım daha şiddetli ve daha gözlemlenebilir olur demek daha doğru bence. Ama dediğim gibi siz de zaten soruları çözerken göreceksiniz. Şöyle bir durumda kırınım olmuyor, böyle bir durumda kırınım oluyor gibi söylerler. Tamam. Peki bu iki durumu karşılaştırırken o zaman biz desek ki bir su dalga leğeni var elimizde. Efendime söyleyeyim. Şu şekilde gerçekleşiyor olay. Bu şekilde gerçekleşmesi için ya da kırınımın daha iyi gözlenebilir olması için, kırınımın daha ne diyeyim, beklediğim şekilde olabilmesi için neler yapabilirim desem. O zaman iki değişiklik etrafında dururuz. Birincisi şudur. Kırınımın artması için. Ya gördüğünüz gibi şu şarta ulaşabilmek için. W küçük eşittir lambda ya da lambda büyük eşittir W. Bu şarta ulaşmak için ya dalga boyunu büyütmeniz lazım. Ya da yarık genişliğini küçültmeniz lazım. Engeller arası boşluğu küçültmeniz lazım. O zaman kırınımın artmasını istiyorsam W azaltılmalı. İşlemini yapsam olur. Değil mi? Şöyle yapsam da olur. Lambda artırılmalı. Yalnız lambdayı artırırken şunları yapabilirim. Bak. Kaynağın periyodu artırılmalı. Olur. Kaynak periyodu artsın. Ya da bunun tam tersini frekansla söyleyebilirsin. Kaynak frekansı azalsın. Ya da şunu da söyleyebilirsin. Dalga leğenini daha derin bir dalga leğeni yapsam, kaynağın frekansıyla, periyoduyla oynamasam, o zaman yine dalgaların dalga boyunun büyüdüğünü söylemiş olurum. Çünkü derin ortamda dalga daha hızlı gidiyor. Frekans sabitken hız büyüdüğüne göre dalga boyu da büyümeli. O zaman dalga leğeni derinleştirilmeli.
Ya da işte bunu farklı şekilde ifade etmek istersen dalga leğenine su eklenmeli. Su eklenmeli diye düşünmeniz gerekir. Tamam? Şimdi bu kırınımın etkisiyle ilgili sevgili arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim. Aslında günlük hayatta da bazı yerlerde gözlemleyebiliyoruz bunu. Bir cisim ve bir tane ışık kaynağı, noktasal bile olsa ışık kaynağı, bu cismin kenarları ne kadar keskin kenarlar olsa da bu cismin görüntüsünü ya da gölgesini oluşturmaya çalıştığınızda gölgenin etrafı tam bir şey gibi, kalınlığı önemsiz doğruyla kesilmiş gibi keskin bir karanlıktan aydınlığa geçiş yapmaz. Gölgenin kenarları yarı gölge gibi grimsi görünür. İşte orada ışık ışınlarının bir miktar kırınımı dolayısıyla, normalde biz doğrusal çiziyoruz ya, şöyle göstereyim. Çok keskin kenarlı bir cisim var diyelim. Şöyle. Buradan ışık geliyor. Gölge desenini düşündüğünüzde şurası yer olsun. Tam şunların hizasında şöyle bir çizgi çizeriz ya biz. Şu çizgide bu taraf karanlıktır hani. Şu taraf da aydınlıktır. Şu çizginin olduğu yer direkt olarak karanlık durumdan aydınlık duruma tak diye geçiş yapmaz. Bir miktar şurası grimsi görünür ya da yarı gölge gibi görünür. Bu kırınımın etkisiyle böyle oluyordur. Şuraya düşen ışık ışınları şu keskin kenardan geçerken büküldükleri için o gölgenin kenarı keskin olmuyordur. Ya da şöyle bir şey de söyleyebilirim. Deniz kenarına gittiğinizde... Tabii bunun çok karmaşık şeyleri var. Ben bir keresinde inceleyeyim dedim. Çok ayrı bir mühendislik dalı olduğu için çok fazla işlem vardı. Çok da bir şey anlamadım aslında. Bir deniz kenarında işte yatların, gemilerin, kayıkların konulduğu bir yer liman olsun. Tamam? Bu limanı şöyle düşünün. Şöyle bir bölüm olarak düşünün. Bu limanın bir ağzı şey yapılacak. Hani suni olarak yapılacak diyelim. Eğer deniz dalgaları karşı taraftan geliyor ya. Karşı taraftan deniz dalgası geliyor şöyle. Yani ortalama olarak orada hangi dalga boyunda oluşuyorsa dalgalar o şekilde geliyorlar. Eğer limanın ağzını, burası liman bölgesi. Limanın ağzını oluşan dalgaların dalga boyundan daha dar yaparsanız o zaman içeriye giren dalgalar kırınıma uğrayacağı için içerideki tüm gemileri titreştirmeye başlayacaktır. Tamam? Dolayısıyla bunun etkisinden kurtulmak için limanın ağzı oluşan tabii ortalama dalga boyundan daha geniş yapılır. Daha geniş yapılır ki kırınım daha az olsun. Aynı zamanda limanın girişlerinde bazen yükseltiyi değiştirirsiniz. Yani deniz derin değil de sığ olsun ki dalga boyları küçülsün. Dalga boyu küçük olduğunda kırınım daha az oluyor gibi. Tabii oraya içeriye girecek gemilerin batma yüksekliği ne kadar oluyorsa onların yere çarpmayacağı kadar bir yükseklik yapmanız lazım. Bir de ne yaparlar? İşte bu etkiden kurtulmak için limanın ağzını şöyle dalgalara doğru değil de bu tarafa doğru oluştururlar. Şuradan gemiler girer. Dolayısıyla direkt kırınım etkisi içeriği şey yapmaz. Etkilemez, sallamaz diye düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Daha önce konuşmuştuk bunu. Daha önce söylemiştim ses dalgalarını anlatırken. Doğada kendi... lerini doğal olarak avlayan hayvan bulunmayan hayvanlar. Yani besin piramidinin tepesindeki hayvanlar. Tepesindeki derken doğal avcısı olmayan ya da çok az olan hayvanlar iletişim kurarken düşük frekanslı sesle iletişim kurarlar. Düşük frekanslı ses dalga boyu büyük sestir. Dalga boyu büyük olduğu için şöyle işte bir tane ağaç var diyelim. Tamam mı? Dalga boyu büyük ses dalgaları buraya gelirken ağaç
yeterince küçük bir alan kapladığı için yanlardan kırınım yapar, arka tarafa sanki hiçbir şey olmamış gibi devam eder dalgalar. Dolayısıyla küçük taş, işte kaya, ağaç gibi yeryüzündeki girinti çıkıntılar çok büyük engel olmaz. Düşük frekanslı ses daha uzaklara kadar yayılabilir. Onun için eleman işte kendi bölgesini belirlemek ya da işte bulduğu bir avı kendi ailesiyle paylaşmak için düşük frekanslı sesle. Aslanların sesi onun için kalındır diyebilirsin. Ha, tek sebep bu değil tabii de. Hani bu da iş gören bir açıklama olur. Öbür taraftan kırınım etkisinin çoğalması aslında dalganın karşılaştığı küçük engeli yutarak geçmesi anlamına geliyor. Tamam mı? O zaman dalga boyunu küçültürsem dalga geldiğinde etrafını sararak geçmiyor da daha çok çarpanlar direkt yansımış oluyor. İşte küçük canlılar ya da mesela yarasa gibi kendini ses çıkardığı sesle yolunu bulmaya çalışan, ekolokasyonla yolunu bulmaya çalışan hayvanlar da bu sefer düşük dalga boylu, yani yüksek frekanslı ses üretirler. Dolayısıyla dalga boyu çok küçük olur, kırınım etkisi az, yansıma çok daha şiddetli olur. Ki eleman işte küçücük cisimlerden bile yansıyan ses dalgasını geri duymaya çalışıyor diye konuşabiliriz. Aynı şey işte sonar aletinde ya da işte ultrason aletinde de kullanılır bu tür etkiler. Tamam mı? Bunları da söylemiş olayım. Bu arada gördüğünüz gibi kırınım sadece doğrusal dalgalarda oluşmaz. Kırınım çembersel dalgalarda da olur. Çembersel dalga küçük aralığa geldiğinde yine bükülerek gider. Sanki kaynak aralığın merkeziymiş gibi yine bükülerek gider. Çembersel dalgalarda da olur yani. Sadece doğrusal dalgaların bükülmesi değildir kırının. Dalganın dar aralıklardan ya da keskin kenarlardan, köşelerden geçerken bükülmesi olayına kırınım diyoruz. Bu kırınımın şiddetli olmasının dalga boyunun büyük olmasıyla alakası var. Dalga boyu büyüdükçe kırınım şiddetleniyor diye düşüneceğiz. Tamam. Aynı kırınım elektromanyetik dalgalarda da oluyor. Zaten ışıkta girişim olayını incelerken bunu da konuşacağız. Evet, güzel. Kırınım kırılmadan farklı bir şey. Gözünü seveyim, kırılma diye bakma buna. Gerçi ben böyle diyorum ama 3 gün sonra hiçbiriniz adını bile hatırlamayacaksınız muhtemel. Çünkü çok karşılaştığım bir şey, adam soru soruyor, geliyor. Hocam diyor böyle bir şey vardı, kırılma gibi bir şeydi. O neydi adını bilmiyorum ama bir şey oluyordu. Adam aklına sadece bu şey kalmış, burası kalmış. Bir şey oluyordu. Adı bile yok. Sakın siz onlara benzemeyin. Neden? Burada size bir hayat felsefesi. Düşene... Düşene bir tekme de tövbe tövbe. Aslında beceriksiz davrandım. Vurup tekrar yükseltip tutmaya çalıştım ama yalan söylüyorum. Öyle bir amacım yoktu. Sadece vurdum. Vurmak istedim. Evet. Omzumu alacaktım. Doppler etkisi. Doppler efekt. Şimdiye kadar çalıştığımız tüm dalgalar sevgili arkadaşlar durgun bir dalga kaynağıyla bu Doppler etkisini gördükten sonra kırınımı artırmak için neler yapacağımız bölümüne bir tane daha ekleme yapacağız. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Gerçi siz yorumlarsınız onu. Doppler etkisine gelinceye kadar yaptığımız tüm işlemlerde durgun bir dalga kaynağının oluşturduğu dalganın özelliklerini inceledik. Peki ya kaynak durgun olmazsa? O zaman ne olur? Buna bakalım. Şimdi şöyle bir durum olduğunu varsayalım. Bakın şurada bir dalga kaynağı var. Hadi bunun doğrusal olduğunu düşünelim. Şöyle cetvel gibi bir şey. Bu cetveli suya vuruyorum. Dalga leğeni tahtanın tamamı gibi düşünün. Ve dolayısıyla ileriye doğru benim ileri dediğim yer şu taraf olsun. Artı x. Bu tarafta eksi x olsun. İleriye doğru giden
Eğer kaynağı eşit periyotlarla çalıştırdıysam, periyodik olarak çalıştırdıysam, dalga boyları birbirine eşit olan dalgalar oluştuğu gibi kaynağın diğer tarafına doğru giden dalgalar da oluşacak. Bunların da dalga boyları zaten öndekilerle aynı olacaktır. Dalga kaynakların, dalga kaynağından çıkan dalgaların nereden izlerseniz izleyin, şunu görmüş olursunuz. V kaynak eşittir sıfırken şurası lambda kadar, burası da lambda kadar. Şurası da dalga boyu kadar göreceksinizdir. Bunda bir şey yok, problem yok. Yalnız şöyle bir durum gerçekleştiğinde, bakın şu aşağıya çizeyim. Dalga kaynağı yine tam şu hizadan göstermeye çalışayım. Dalga kaynağı şurada suya batıp çıktı ve ilk dalga tepesini oluşturdu. Dolayısıyla dalga tepesi şu hizaya kadar geldi diyelim. Öbür dalga tepesi de şu hizaya kadar geldi. Yalnız ben artık kaynağı durgun olduğu yerde titreştirmeden şunu yapıyorum. Şuradaki siyahla çizdiğim kaynak şu hareketi yapıyordu. Sürekli aynı şekilde suya girip çıkıyordu. Tamam? Bu sefer kaynağı şu hareketi yaptırayım. Maviyle çizdiğim kaynağı. Şöyle, 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 şöyle. Hem dalga oluşturayım hem de ilerleteyim. Dolayısıyla birinci dalga tepesini oluşturduktan sonra kaynak şuraya gelsin ve ikinci dalga tepesini oluştururken suya bu noktada batsın ve çıksın diye düşünürsen. O zaman sen dalgaları incelediğinde şöyle, bu taraftaki dalga boyunun yeni dalga tepesi tam şu kırmızı kesikli çizgiyle gösterdiğim yerde oluşacağı için tam orada dalga tepesi oluşturuyorum şu anda. O zaman dalga boyunu şurası fark edersin, zannedersin. Ama bu taraftan baktığında da yeni dalga tepesi ile ilk oluşturulan dalga tepesi arasındaki mesafe şurası olduğu için dalga boyu artık şurası gibi düşünülmelidir. Tamam? Artık burada V kaynak farklıdır, sıfır olacak. Dolayısıyla şuraya ben gözlemlediğim minimum dalga boyu, buraya da gözlemlediğim maksimum dalga boyu diye isim verebilirim. Bu olayı sürekli tekrar edersem, o zaman dalga kaynağının hareket ettiği tarafta birbirine göre daha yakın dalgalar oluşmuş. Şöyle dalga boyları daha küçük ama yine de birbiriyle eşit dalga boylarına sahip. Arka tarafta olması gerektiğinden daha uzun dalga boyuna sahip dalgalar olmuş diye konuşurum. Şöyle. İşte biz bu etkiye Doppler etkisi diyoruz. Yani kaynağın hareket etmesi durumunda dalgaların dalga boyunun hareket edilen yön ve tersi tarafta farklılaşması. Şimdi bu iki durumu düşünerek gelin şuna cevap verelim. Lambda minimum dediğim şey. Bakın şöyle bir şey var. Şu mesafe, yani şuradan şuraya kadar olan mesafe hala lambda kadar. Ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Yukarıdaki deneyden biliyorum. O zaman yeni lambda minimum dediğim şey aslında dalganın gerçek dalga boyundan kaynağın hareket ettiği miktarı, buraya da x dersem, x'i çıkardığım zaman bulduğum dalga boyu olur. Peki dalga boyu dediğim şey kaynağın bir periyotta ilerleme miktarı değil miydi? Yani V dalga çarpı periyot kadar ilerleyecek dalga. Aynı süre içerisinde kaynak da V kaynak çarpı periyot kadar ilerleyecek. Bu ikisinin farkı bana dalga boyunun minimum değerini gösterecek. Aynı şekilde düşünürsem lambdanın maksimum değeri de dalga o tarafa doğru V dalga çarpı T kadar ilerleyecek. Kaynak bu tarafa doğru V kaynak çarpı T kadar ilerleyecek. Dolayısıyla bunların toplamı da bana maksimum dalga boyunu verecektir. O zaman bunu şöyle de kısaca ifade edebilirim. V dalga eksi V kaynak çarpı periyot kadar olmalı. Bu da V dalga artı V kaynak çarpı periyot kadar olmalı. Zaten burada hepinizin görebildiği bir durum olarak şunu söyleyebilirim. Lambda minimum artı lambda maksimum aslında dalga boyunun iki katına denk gelir. Şu aralık hala 2 lambdadır. Dolayısıyla
Dalganın gerçek dalga boyu minimum ve maksimum dalga boylarının ortalama değeridir diye söyleyebiliriz. Tamam. O zaman Doppler etkisini şöyle konuşabilirim. Kaynak durgun değilse, kaynağın hareket ettiği tarafta dalga boyunun azalması, kaynağın hareket ettiği tarafın tersi yönüne de dalgaların, dalga boyunun büyümesi olarak konuşabiliriz. Bu bütün dalgalarda gözlenebilecek, gerekli koşullar sağlandığında bir olaydır. Peki yay dalgasında bunu şey yapmak, gözlemek sıkıntı olur. Ama geri kalan şeylerde kaynak hareket edebilirse eğer gözlenebilecek bir durumdur. Işıkta da gözleyebiliyoruz. Evet. Işıkta da gözleyebiliyoruz. Işıkta hatta ışıkta bu olayı gözleyebildiğimiz için yıldız ve gezegenlerin, gezegen diyorum, yıldızların ve galaksilerin bizden uzaklaştığını hesaplayabilmişiz. Ve uzaklaşma hızlarını hesaplamışız. Çünkü düşünsene şöyle bir denklem var elimde. Dalga boyunun minimum değerini ya da maksimum değerini algılayabiliyorsam, o dalga boyunun gerçek değerini de biliyorsam, dalganın hızı ışık hızı olacak şekilde düşünüp işlemi düzgünce yapabilirsem, ki relativiteyi işin içine katmak gerekiyor, düzgün şekilde yapabilirsem galaksinin benden ne kadar hızla uzaklaştığını da hesaplayabiliyorum. Hesaplayabiliyorlar yani. Işık hızının üstünde bir hız olması gerekmiyor mu? O ona doğru geliyor. Evet. Ama sen ışığı yine C ile gidiyor görürsün. Ben burada şöyle demiyorum. Şu dalgalar hızlandı demiyorum. Bu dalgaların hızı hala V. Şu dalgalar yavaşladı demiyorum. Bu dalgaların hızı da hala V. Sadece buradan bakarken kaynak aynı periyotla çalışarak dalga üretmesine rağmen şuradan baktığım dalgalar daha küçük periyotlu gibi görünüyor bana. Anlatabiliyor muyum? Şuradan baktıklarımda daha büyük periyotlu gibi. Dalgaların hızında bir değişiklik olduğu için değil bu olay. Tamam. Yani senin dediğine gelirsek, ışığın hızı değiştiği için ben dalga boyunu daha küçük ya da daha büyük algılamıyorum. Kaynak hareket ettiği için dalga boyunu farklı algılıyorum. Aynı şeyi biz radar sistemlerinde kullanıyoruz. Yani askeri alanda kullanılan radarlar ya da yollarda işte kullanılan hız ölçüm cihazları falan var. O da aynısı. O radyo dalgası gönderiyor yolun üzerine. O radyo dalgası gidiyor, arabaya çarpıyor, geri geliyor. Arabaya çarpıp geri gelmesi, bir sonraki dalganın çarpıp geri gelmesi sırasında araba ne kadar minik de olsa bir hareket ediyordur. Dolayısıyla dalga boyunu bir miktar değiştiriyordur. Bu da frekansın farklı algılanması anlamına gelir. Yaptığın işlem sırasında frekans ne kadar değişiyor bunu bulursun. Frekansın değişim miktarına göre cismin hareket hızını hesaplamış olursun. Bu hız verilen azami süratten fazlaysa yazarsın cezayı. Yani bizim ışık hızını algılamamız bizim hareketimize veya kaynağın hareketine bağlı değil. Evet, her değil. Türlü C olacak. Her türlü C olacak. Ben de öyle diyorum zaten. Canlar sorun olmuyor. Yok. Ben sağ doğru C'ye gidiyorum. Özgür sağ doğru C'ye gidiyorum. Özgür C'ye gidiyorum. Özgür'le sen ışık değilsiniz ki. Tamam, C'ye çok özgür. Siz bir de C ile gitmezsiniz ayrıca. Ben ışığım. Ben C ile gidiyorum. Erdem o tarafa gidiyor. Evet. Gitsin C ile görür. Erdem de çok hızlı gitsin. Gitsin. C ile görür. Çocuklar yapacak bir şey yok. 1881 yılında Michelson ve Morley diye iki abi deney yapıyorlar. Tamam? Onlar da sizin gibi düşünüyor. Diyor ki ulan bu ışık farklı hızla gitmeli. Ben bir deney yapayım, bu hızın farklılaşmasını, şununla bununla ölçeyim. Yapıyorlar deneyi, yok. Aynı ölçüyor. Başka yerde yapıyorlar, aynı ölçüyor. Düzeneyi çeviriyorlar, olmuyor. Onu yapıyor, bunu. Nasıl ölçüm yaparlarsa yapsınlar, her seferinde ışığın hızını aynı ölçüyorlar. Daha doğrusu başka bir şey ölçüyorlar da, ölçtükleri şey ışığın hızının aynı kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla da diyorlar ki tamam kardeşim biz ne yapak yani? Işığın demek ki bizim algıladığımız hız zaten bağıl hızmış. Ben hangi hareketi yaparsam yapayım ışık C ile gidiyor. Bu kadar. B
Bitti. Bu klasik fizikte düşünülen şeylerin bir miktar değişmesi anlamına geliyor. Çünkü klasik fizikte x eşittir vt yazarken t bağımsız bir değişkendir. T değişmez, hız ve yol farklı değerler alır diye konuşuruz. Öyle değil mi? Bir saniyelik aralıkların değiştiğini işleme almayız biz klasik fizikte. Bahsedilen olay gerçekleştiğinde ışıkla ilgili hızın sabit olduğu ortaya çıkınca bu sefer artık klasik fizikteki bilgileri bırakıp hızın sabit, dolayısıyla alınan yol ve zamanın farklılaşması durumuna ulaşmış oluyorsun. Yani hız sabitse mesafede ve zamanda değişiklik yapabilirsin. Bu da ışık hızına yaklaşma durumunda mesafelerin kısalması, zamanın da genişlemesiyle ilgili bir sonuç veriyor kendisi. Hocam bu her madde için geçerli değil mi yani? Her madde derken ışıktan bahsediyoruz. Yani ışık olmasın. Hızı artar, herhangi bir şeyin aslında hızı sabit. Bizim onu algılamamız değişmiyor yani. Bağıl hızdan bahsediyoruz işte. Ama ışıkta olay böyle değil. Işıkta gözlediğin hız, bağıl hız hepçe. Çünkü ışıkta zaman olmamış. Mı acaba bilmiyoruz. Hocam Erdoğan çok... Ya oğlum ne kadar hızlı koştu. Bak şu söylediğiniz şey şuna dönüyor. Bak dinle. Dinle. Ben sana diyorum ki 0 santigrat derecede su buz eritemez diyorum. Sen diyorsun ki hocam bir havuz dolusu olsun. La olmaz işte oğlum ya. 0 derecedeki su buza enerji verdiğinde kendi donar. Tamam? Çok hızlı koşması bir şey ifade etmiyor. Evrenin bir sınırı var. Evrenin bir elektrik alan geçirgenliği, bir manyetik alan geçirgenliği var. Bu elektrik ve manyetik alan geçirgenliklerinin izin verdiği maksimum hız değeri C. Ve bununla gidebilen tek şey var, o da C. Işık. Sen ne kadar hızlı gidersen git, ne kadar yavaş gidersen git, ne kadar durursan dur, ne kadar hangi hareketi yaparsan yap, ışık C ile gidiyor görünüyor. Yapacak bir şey yok. En azından belki de şu anki bilgimiz bu kadar. İleride sen dersin ki hocam o değil o değil. Çok çok hızlı gittim falan dersin. Çıkar bilmiyorum ama şu anki bilgimiz bu. Ama şey bakkala giriyorsun sakız istiyor yok diyor. Hiç mi yok diyorsun ya. Onun gibi bir şey bu. Onu da diyor zaten. İşte anlamsız. Saçma. Ben bunu anlatınca çocuklar şey diyor. Lise öğrencisi daha lise diplomasını almış. Çok saçma. Evet doğru saçma. 1900'lü yıllardan beri bugüne kadar gelen milyonlarca fizikçi bunun böyle olduğunu söylüyor. Sen daha yemeği bile beceremediğin lise diplomasını almadan önce çok saçma diyorsun. Saçma olan bir şey var. Muhtemelen sensin. Allah Allah. Efendim, gerildim ya. Evet. Hocam, burada kaynağınla şeyin TL'nin neden farklı? Neyi? T'leri aynı canım. Aynı pardon. Neden farklı? Farklı da olabilir. Aynı süre içinde bak. Dalga bir periyotluk süre içinde buraya geliyor. Kaynak da bir periyotluk sürede buraya geliyor. Zaten bunu ölçüyorum. Tabii. Hayır şöyle. Kaynak hareket ediyor. Dalga oluşturarak hareket ediyor. Ben dalga boyunu ölçerken ya da hesaplarken mecburen periyodu kullanmalıyım. Dolayısıyla kaynağın da periyot kadar sürede gittiği mesafeyi kullanmak durumunda kalıyorum. Kaynağın işte gitme süresi T'dir değil. Kaynak da sürekli sabit hızla gidiyor. Ben de dalga boyunu işleme alabilmek için periyot kadarlık zaman aralıklarını kullanıyorum. Tamam mı? Efendim ya. Hocam yok o değil. Çok çok hızlı koşsak. Hocam böyle BK'nın BD'den büyük olduğunu. Evet göstereceğim. Anlaştık mı burada? Var mı itiraz? Tabii bu dalga, dalgadaki bu etki sevgili arkadaşım bir sürü yerde kullanılıyor. Fırtınalarda rüzgarın hızını ölçmek için kullanılıyor. Kan damarında kanın akış hızını ölçmek için kullanılıyor. Yok radar aletinde bir uçağın ya da bir arabanın hızını ölçmek için kullanılıyor. Evrende işte incelediğin galaksinin senden ne kadar hızlı uzaklaştığını incelemek için şunu mu bir sürü yerde kullanılıyor. Tamam. Hatta onu boş ver. Söylemek istemiyorum. Yarım saatte orada tartışacağız çünkü. Şimdi. Oluyor oluyor. Sen dene.
Oğlum Erdem, bizim bağıl hareketteki yüzücülerin hızını geçemez lan. 5 metreli yüzüyor saniye. Adam 10 metre böyle saniye hızla yüzüyor. Çok hızlı oluyor. Çok hızlı. Olimpiyatta 2 metre var bir saniye yüzüyor. Oğlum, Usain Bolt 100 metreyi 9.8 saniyede koşuyor. Adamın hızı 10 metre bölü saniye. Dünyanın en hızlısı 10'la koşuyor ama bizim sorulardaki yüzücüler 10'la yüzüyor. Hey! Hadi yavrum, hadi evladım, hadi, hadi bebeğim. Hadi, hadi. Bak bak, gözlemleyebildikleri olay ya, nasıl konuşuyorlar. Ben onu ne anlatıyorum ya? Adam, yani ondan sonra demiş ki, bana faiz verin ama sonsuz küçüklükte parçaya verip böyle verin. Evet. Öyle önce 2,7 katına falan. Neyse, Erdem. Evet, hadi buraya bak. Elene bilgisayar. Bak buraya. Eğer çembersel su dalgalarını şöyle gözlemliyorsam V kaynak eşittir sıfırdır. Kaynak olduğu yerde noktasal olarak suya batıp çıkıyordur. Çemberler de her biri merkezi bir önceki dalganın merkezi olacak şekilde oluşup genişliyordur dalgalar. Dolayısıyla kaynak hareketsizdir. Onun için de şurada ölçülen dalga boyu lambda ise burada ölçülen dalga boyu da lambda olur. Değişkenlik göstermez. Şuradaki de lambdadır. Yukarıdaki de lambdadır. Tamam. Görünüyor değil mi? Eyvallah. Şimdi eğer görünüm şöyle bir şey olursa, o zaman ve kaynak farklıdır, sıfırdır. Kaynak hareket ediyordur. Ve kaynağın hareket ettiği tarafta dalga boyu daralmış olmalı. O zaman kaynak sağa doğru gidiyor olmalı. Kaynak sağa gidiyor. Ve dikkat edin, her yeni oluşan çember bir önceki oluşan çemberin içinde kalıyor. Bu ne demek? Kaynak oluşturduğu dalganın dışına çıkamıyor demek. Yani kaynağın hızı dalganın hızından küçükmüş. V dalga büyüktür V kaynak şeklindedir demiş olur. Peki şöyle olursa, şöyle gözlersem, o zaman şu durum oluyor. Kaynak dalgayı üretiyor. Tam dalga tepesinin üzerinde ikinci dalgayı üretiyor. Dalga tepesinin üzerinde üçüncü dalgayı üretiyor. Dolayısıyla ön tarafta dalga boyu sıfır oluyor. Arka tarafta da iki dalga boyu olur. O zaman V kaynak farklıdır, sıfırdır. Ve kaynak sağa doğru gidiyordur. Ve V dalga eşittir V kaynaktır. Ya tamam. Hayal edemiyorum ya, böyle tam üstündeyken. Evet. Tam dalga tepesinin üstündeyken yeni dalgayı üretiyor. Yeni dalga tepesini üretiyor. Ne alakası var? Yine üst üste biniyor dalgalar sağlar. Peki hocam bunu... Oğlum rezonans dalgaların üst üste binmesi mi ya? Ben böyle mi anlattım ya? La havle ve la ya oğlum, bu işte bu mantıkla daha hala daha hızlı koşsak ne olur diyorsunuz ya. Bir şey olmaz oğlum. Ya peki bu yaptığınız deneyde böyle hani sürekli tam dalganın üstüne getiriyoruz ya dalga. Evet bebeğim. Sonra bir anda durdursan yani. Evet. Nasıl bir şey çıkar böyle? Hiçbir şey olmaz. Bu bunun gibi gözlersin. Oluşturuldu. Bakın gençler, dalga oluştuktan sonra onun özelliğiyle ilgili periyodu frekansını değiştirmek kolay bir şey değildir. Farklı algılayabilirsiniz ama kolay bir şey değildir. Tamam? Şöyle olursa böyle olursa bu sefer şöyle bir şey oluyor. Bakın dikkat edin. Dikkat et. Şu dalganın ikinci dalga olduğunu düşünün. İkinci dalga şurada oluşturulmuş ya. Birinci dalga taba daha küçükken oluşturulmuş. Bu ne demek?
kaynak dalgayı oluşturduktan sonra dalganın çemberinin dışına çıkıp yeni dalga tepesini oluşturmuş demek. Yani kaynak hareket ediyor ve kaynak farklıdır, sıfır. Kaynak yine sağa gidiyor. Ve kaynak büyüktür ve dalga olmuştur. Biz bu tür bir çizimde şuraya şöyle kesikli çizgiyle gösterdiğim bölüme şok dalgası deriz. Bunu oluşturmak bazı mekanik dalgalarda çok kolaydır. Mesela suda bir ördek yüzerken arkasında V gibi açılan bir bölüm vardır ya, dalga vardır ya da kayık giderken böyle V gibi açılan. Bu şu anlama gelir. Ördek giderken suya batıp çıkarken oluşturduğu dalgalardan daha hızlı gidiyor demektir. Tamam. Ya bir sürat motoru gidiyor, arkasında şöyle V gibi açılan köpüklü sular var. Bu ne demek? O kayık oluşturduğu dalgalardan hızlı gidiyor demek. Tamam. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Hemen şunu söyleyeyim. Şu zaten kaynağın durması demek. Bu, şu ve şu. İzin verilebilen ve gerçekleşebilen tüm dalgalarda gözlenebilecek bir olay. Ancak şununla şu elektromanyetik dalgalarda gözlenemez. Çünkü elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla gider. Onu oluşturan kaynak ışık hızıyla hareket edemez. Işık hızını geçemez de. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalarda Doppler etkisi sadece şöyle gözlenir. Ama su dalgasında ve ses dalgasında bunları yapabiliyoruz. Ses dalgasının 3 katı hızla, 5 katı hızla, 7 katı hızla gidebilen savaş uçakları var. 7 Mach diyorlar, 5 Mach diyorlar. Efendim? Evet, boşluktaki ışık hızı C. Doğru. Ortamdayken ışık bile yavaşlıyorsa senin o hıza ulaşman biraz... Ama hocam çok hızlı koşsak. Var mı? Aramızda başa var. Çerenkov radyasyonu diye bir şey var. Çok iyidir. Vardır. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim. Tamam, bunu şey yapalım, konuşalım ama dediğim gibi bir kay...